Merhabalar, Doktor Kaplan Baha Temizgönül ben. Genel cerrahi uzmanıyım, obezite cerrahisinde uzmanlaştık. Şimdi bu videomuzda size neden kilo vermeliyiz ve nasıl kilo vermeliyiz anlatacağız. Neden kilo vermeliyiz? Çünkü artık obezite neredeyse tüm hastalıkların anası diye anılmaya başladı. Sırayla sayacak olursak, damar tıkanıklıklarından beyinde görülen inmelerle, vücut yağlanmasından tiroid hormonlarının bozukluğuna, karaciğer yağlanmasından mütevellit, pankreas yorgunluğu ve şeker hastalığı başlangıcına, kalp damar sistemi üzerine olan damar daralmaları ve kalp yorulmasına bağlı olarak yüksek tansiyon hastalıklarına, tiroid hormonlarının yeterli çalışamamasından mütevellit, guatr dediğimiz bazı hastalıkların öncüllerine, eklem rahatsızlıklarından kemik deformitlerine, kemik şekil bozukluklarına kadar, şeker hastalığının yansıması olarak böbrek yetmezliklerine kadar sayabileceğimiz çoğu hastalığın altında aşırı kilolar yatıyor. Bunlardan kurtulmak size hayat kalitenizi 10 ila 15 yıl arası arttırabiliyor. Yani bu kilo vermek geleceğinize yapacağınız iyi bir yatırım. Şimdi peki nasıl kilo vermeliyiz? O kısmına konuşacağız. Herkesin bir defa diyet ve egzersizle mutlaka zayıflamayı denemesi gerekiyor. 3-5 kilo fazlalık rahatlıkla diyet ve egzersizle verilebiliyor. Yani kilolarımız sorunlara sebep olmadan önünü almak için mümkün olduğu kadar diyet ve egzersizi kullanarak kilo vermeye çalışmalıyız. Örnek verecek olursak, ortalama 1.60 boyunda bir kadın hastadan bahsedersek, 1.60 boyunda 65-70 kilo civarındaysa rahatlıkla diyet ve egzersizden fayda görecektir. Diyet ve egzersiz yapmış, kilo verememiş, 77 kilolara kadar çıkmış birinde işler biraz karışıyor. 1.60-77 kiloya denk geldiği zaman hastanın kilosu, vücut kitle indeksi artık 30'un üstüne çıkıyor. Yani obezite sınırını geçmiş oluyor. Şimdi burada önünü almak için diyet ve egzersizden fayda görememiş hastalarda 1.60-70-77 kilo bandındaki hastalar için mide balonu dediğimiz ameliyatsız ara çözümler var. Mide balonu diyetinize destek olarak size bu dönemdeki kilonuzu rahatlıkla ve hızlıca vermenizi sağlıyor. Fakat 77 kilonun da üzerine çıkıyorsa hastada, yani 1.60 boyunda bir kişi 90 kilo bandına çıkıyorsa burada vücut kitle endeksi 35'in üstüne çıkıyor. Burada artık hastalıkların beraber geleceğini bildiğimiz için biz artık bu gruptaki hastalara ameliyatları öneriyoruz. Obezite cerrahisinde birçok çeşit ameliyat yapılmakla beraber en sık yapılanı şu dönemde dünyada mide küçültme dediğimiz mide hacmini daraltan ameliyatlar. Diğer ameliyat çeşitleri mide bypassları ve şeker hastalığı ameliyatları olarak geçiyor. Mide bypassları daha ağır vücutta tahribata sebep olmuş yaş, hormonal bozukluk, şeker hastalığı, tansiyon hastalığı için yaptığımız ameliyatlar. Bu ameliyatların tamamı kliniğimizde yapılmakta. Şimdi asıl önemli olan dediğimiz gibi iş buralara gelmeden kilo vermek için çabalamamız gerekiyor. Diyet egzersize rağmen kilo vermek denenmiş ve eğer sonuç alınamamışsa artık orada bir müdahaleye gereksinim duyuluyor. Ki dediğimiz gibi 1.60-77 kilo ile 1.60-90 kilo arasında olan hastalarda artık orada hastalıkların başladığını görüyoruz. Kişinin ekstra kalp, şeker, tansiyon hastalığı varsa, eklem sorunları varsa, karaciğer yağlanmaları varsa burada da tekrar ameliyatlar ön plana girebiliyor. Dediğim gibi asıl mevzu sizin diyet egzersizle fazla kilolarınızı veremeniz. Veremediğiniz zaman da üzerine mide balonu ya da mide küçültme ameliyatları, mide bypassları gibi bir ek tedavi yöntemiyle bu fazla kilolardan kurtulmanızı sağlamak önemli olan. Çünkü burada dikkat etmek gereken şey yaşla beraber bu fazla olan kiloların üzerinizde taşıdığınız fazlalıkların size getireceği eklem rahatsızlıkları, şeker hastalıkları ve böbrek rahatsızlıkları gibi hastalıklardan, kalp damar hastalıkları gibi hastalıklardan kurtulmanız. Bu yüzden fazla kilolarla o hale gelmeden mücadele etmek en iyisi. Fakat fazla kilolar uzun seneler diyet ve egzersiz yapmanıza rağmen sizle beraber geliyorsa sonuç olarak bunun bir çözümünü size sunmak için buralardayız. Korona döneminde özellikle yurt dışından gelecek hastalarımızdan PCR testleri istiyoruz. PCR sonucuna göre biz hastaları kabul ediyoruz. Hasta orada kısa bir dönemde yaptığı PCR sonucuyla bize başvuruyor. Yani hastada koronavirüs taşıyıcısı hastalığı var mı yok mu onu bir netleştiriyoruz. Hasta geldikten sonra hastane kabulünde hastamızın detaylı bir check-up'tan geçmesi gerekiyor. Burada kan tahlilleri, kalp şeridi, akciğer filmleri, kalp doktorunun yaptığı eko ve diğer branşlarda yaptığımız konsültasyonlar sonuçta tamamlanınca en sonunda biz endoskopimizi yaparak midenin durumunu görüp hastaya hangi ameliyata uygun olup olmadığını beraberce tartışarak birlikte karar veriyoruz. Ertesi gün hastamız ameliyat oluyor.
3 gece hastane yatışı var. 4. günün sabahında hastanın durumu uygunsa, şimdi ben kendi hastalarım üzerinden anlatıyorum ama genelleme yapmak gibi değil. Herkes kendi doktoruna bunu danışacaktır. Biz kendi sürecimizi anlatıyoruz. 4. gün sabahı hasta durumu uygunsa akşamında bilet alıp dönebiliyor. Sonuç Türkiye'de 5 gün hastane süreci, 1 günde geldi oteline yerleşti ve döndü olarak hesap edersek sonuç olarak 6 gün bu tedavisini alıp işine dönmesi için yeterli. Ülkesine dönmesi için yeterli. İşine dönmesi için orada da ekstra 3 gün daha kaldığı zaman toplam süreci ameliyatı bir sayarsanız 10 güne yaydığımızda yeterli oluyor. Ofis işlerine, masa başı işlerine dönebiliyorlar. Daha çok ağır aktivite gerektiren bir işte çalışıyorlarsa ağırlık kaldıracakları vesaire ekstra bir hafta daha dinlenme öneriyoruz onlara da. İlginç bir şekilde hastanede hastalarımız kilo vermeye başlıyorlar. Çünkü orada beslenmeleri değişiyor. Ameliyata sıfır kabul edersek hastaneden çıkana kadar 1-2 kilo zaten gitmiş oluyor. Sonrasında ilk ay en hızlı kilo verme dönemidir. O dönemde hem hastanın beslenmesi değişiyor hem bizim yaptığımız ameliyatın hormonal ve kısıtlayıcı etkilerinden dolayı hızlıca kilo veriyorlar. Kabaca 120-130 kilolardan gelen hastalarda 1.60 boyunda bir kadın hastalığına örnek vermem gerekirse ilk ay 30 kilolar kadar verenler mevcut. Fakat şöyle düşünün, günde 1 kiloya tekabül ediyor bu kilo kaybı. Aslında çok hızlı ve metabolik olarak da zorlayıcı bir süreçtir. Bu yüzden çok sıkı takip gerekir. O yüzden hastalar bizle, yurt dışındakiler özellikle WhatsApp üzerinden sıklıkla iletişim kurarak hem beslenme düzenlerinin geri bildirimlerini bize veriyorlar hem biz önerilerimizi kendilerine iletiyoruz. Bir de 1, 3, 6, 9, 12. aylarda kan tahlillerini yaparak herhangi bir vitamin ya da protein eksikliği olmasın, bu verilen kilolar fazla olan yağ dokusundan verilsin diye özellikle sıkı takip ediyoruz. Bizim takip sürecimiz 2 sene. Böylelikle hasta verdiği kiloyu korusun diye de uğraşıyoruz. Çünkü kilo verme süreci ameliyatla sadece başlıyor. Arkasında ameliyattan sonra beslenme sürece durmak gerekiyor. Hastalar aslında bir diyet yapmıyorlar ameliyattan sonra. Ama sağlıklı beslenip dediğim gibi yağ dokusundan kilo versinler istiyoruz. Proteini, kas kitlelerini korusunlar. Hatta mümkünse fiziksel aktivitelerini arttırarak ameliyattan sonra sarkmalar vesaire de azalsın diye kas kitlelerini arttırıcı fiziksel aktivitelere yönlendiriyoruz. Hastamızın videosunda da gördüğünüz üzere ameliyattan sonra 4. saat hastamız ayağa kalkıp kendi ihtiyaçlarına gider ve yürür hale geliyor. Hastane sürecinin 3 gün olmasının sebebi hastalarımız kendi beslenmelerine yeterli hale getirsinler ve biz bundan emin olalım diye tutuyoruz. Konforları dönüş yolculuğunda daha artsın diye tutuyoruz. Böylelikle hastamız 1 ayda hızlıca kilo vermeye başlıyor. 6-9 ayda ideal kilosuna yaklaşıyor. Artık ondan sonra da ideal kilosunu korusun diye biz 2 sene hastamızı takip ediyoruz. Süreç çok zor değil gördüğünüz gibi. Kişiden kişiye değişmekle beraber hastalarımızın o ilk 4 saatlik yürüyüşünden sonra iyice ağrısız, bulantı gibi şikayetleri ortadan kalkıp rahat eder hale geliyorlar. Neticede bir ameliyatlar elbette biraz ağrısız olacaktır. Fakat gözünüzde büyüttüğünüz kadar olmadığını videodan da görebilirsiniz. Çok rahattım ameliyata girerken. Hiçbir korku olmadı. Yani iyi geçti. Sonrasından korkuyordum. Sonrasında da hiçbir sıkıntı olmadı. Çok rahatım. Ağrımsızım yok. Bir sıkıntım yok. Yani o kadar da korkacak bir şey yok. Herkese tavsiye ediyorum. Bir de Mahmut Bey'e soralım. O da refakat çıkardı. Kendi de biliyor bu işi. Çok nasıl oldu diye. Mahmut Bey, sizce nasıl beklentinize göre? Benim de ameliyat olalı 7 ay oldu. Yaklaşık 32 kilo verdim. Çok memnunum. Yani karar veren arkadaşlar hiç düşünmeden bu ameliyatı olabilirler. Özellikle doktorumuza çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Alakasından dolayı. Vazifemiz. Ondan sonra yani iyi geçti süreç. Bir sıkıntı yaşamadık. Eşim de aynı şekilde. Bana da bir zorluk yaratmadı. Hastanemizde çok iyiler, evet. Hastanedeki görevli arkadaşlar. İyiyiz yani, karar verenler yani bu ameliyatı yani aklından ya da geçirenler hiç düşünmeden bence olsunlar en yakın zamanda. Sağlık için. Evet.